Görsel İşitsel Teknoloji kanalımdan herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimize donanımlar tanıdığımız bölümlerle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Arduino ile birlikte kullanılabilen nem ve ısı sensörlerini göreceğiz. Arduino ile birlikte kullanılan en yaygın ısı ve nem sensörü DHT11 ve DHT22'dir. Bugün sizlerle bu iki sensörün kullanımını kavramış olacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino ile birlikte DHT11 ve DHT22'nin kullanımını öğrenelim. Arduino ile birlikte kullanılan en yaygın iki tip ısı ve nem sensörü vardır. Aslında bir paket içerisinde, bir kılıf içerisinde üretilen aynı anda hem ısıyı hem nemi ölçen sensörlerdir. Bu sensörlerin DHT11 ve DHT22 adında iki tane türü bulunmaktadır. Arduino ile birlikte en çok kullanılan bu iki sensördür. İki sensöründe 3 tane bağlantı bacağı bulunur ve verilerimizi dijital girişlerden alırız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. DHT11 ve 22'nin bağlantısını ve kodlarını nasıl yapacağımızı kavrayalım. Evet, şu anda DHT11 ve DHT22'yi görebiliyorsunuz. DHT11 bu mavi renkli kılıfın içerisinde. DHT22 ise beyaz renkli kılıfın içerisinde. DHT11 için 3 tane bacak bulunur dedim ama DHT11'in kılıfında normalde 4 tane bacağı bulunur. DHT22'de de 4 tane bacağı bulunur. Şimdi görseller üzerinden biraz daha yakından bakalım. Görmüş olduğunuz görsel DHT11'in kılıfının yapısı, yani bir board üzerine lehimlenmemiş, bir board üzerine montajlanmamış hali. Hatırlıyorsanız D18B20 için de örnek yaparken onu da bu şekilde board'un üzerine lehimlenmemiş hali vardı. Transistör şeklinde olan. Bu DHT11'de board üzerine lehimlenmediği zaman 4 tane bacağı bulunan bir devre elemanı. Lakin biz bunu Arduino'muza bağlarken bacaklarından 2 tanesinin arasına direnç attığımız için Arduino'nun dijital pinlerine yine bir tane sinyal gönderiyoruz. Artı ve eksiği kullanıyoruz. Dolayısıyla 3 bacaklı hale gelmiş oluyor. Görselden baktığımız üzere en soldaki bacağı VCC, yani besleme bacağıdır. Hemen onun yanındaki 2 numaralı bacağı data bacağıdır. 3 numaralı bacak boş görünüyor. Lakin boş değil. 4 numaralı bacak, en sağdaki bacağı da GND eksi hattına bağlanacak bacaktır. Hemen burada görmüş olduğunuz görselde de bir plaketin üzerine bunun lehimlendiğini görüyoruz ve bacak sayısının 3'e düştüğünü görüyoruz. İşte bu 4. bacak nereye gitti dersek hemen onu şuradan görebiliriz. Gördüğünüz bu şemada 1. bacak ile 3. bacak arasında 5 kilomluk bir direnç atılıyor. Yani artı ile data ucunun arasına bir tane direnç atılıyor. Dolayısıyla 3 bacağa inmiş oluyor. En baştaki bacağımız besleme olmuş oluyor. 2. bacağımız data ucumuz olmuş oluyor. Son bacağımız da, en sağdaki bacağımız da GND olmuş oluyor. DHT11 bir board üzerine lehimlenirken bu direnç bağlanır ve 3 bacağı indirilir dedik. Şu an bu görselde görmüş olduğunuz board'un üzerindeki bacak sıralaması en baştaki bacak artı, ortadaki bacak out, yani data ucu, en sağdaki bacak ise eksi olarak gösterilmiş. Başka bir görsel üzerinden baktığımız zaman ise bu sıralama değişebiliyor. Benim bugün sizlerle birlikte kullanacağım DHT11'in bacak sıralaması da bende bu şekilde. En baştaki bacak sinyal, yani data bacağı, artı bacak ve eksi bacağı. Ortadaki bacağımız artı, en sağdaki bacağımız da GN'de eksi hatta bağlanıyor. Burada direnci görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi board'un üzerine lehimlenirken araya direnç atılarak 4 bacaktan 3 bacağa indirilmiş durumda. DHT22'ye bakalım. DHT22'de arkadaşlar onun da 4 tane bacağı olduğunu görüyoruz. Tıpkı DHT11'de olduğu gibi onun data ucuyla artı ucunun arasına yine bir tane direnç bağlanıyor ve direnç bağlandıktan sonra şu anda da ekranda gördüğünüz gibi bir yapıya bürünmüş oluyor. Yakından baktığımız zaman en baştaki bacağı artı VCC ucu, 2. bacağı data ucu, 3. bacağı VCC ile arasında direnç bağlanacağı için herhangi bir bağlantı yapmıyoruz. En sağdaki son bacağı da yine GN'de. Bu şekilde board'un üzerine yerleştirilerek 3 bacaklı hale inmiş oluyor. Bağlantımızı biz 3 bacak üzerinden yapmış oluyoruz. Sizlerle birlikte de kullanacağım DHT22 benim hangi bacağın ne olacağı yazıyor. Burada ben hemen buna baktığım zaman bacak yapısını görebiliyorum. DHT22'nin üzerinde artı, orta bacağının data ucu ve diğer bacağının da, en soldaki bacağının da eksi olduğunu görüyorum. DHT11'i elime alıp baktığım zaman kullanacağım DHT11'in üzerinde bu en baştaki, en soldaki bacağı data ucu, orta bacağı artı, sağdaki bacağın ise eksi olduğunu görüyorum. DHT11 ve DHT22 dijital bir sensördür arkadaşlar. Dolayısıyla kütüphaneler barındırır. DHT11 ve DHT22'den ısı ve nem alabiliriz. Isı ve nem ölçebiliriz. Aynı anda hem sıcaklığı hem de ortamın nemini ölçebilir. Şimdi bunların data sheet'ine bakalım. DHT11 ve DHT22'nin teknik özelliklerini birazcık yakından görmüş olalım. DHT11'e baktığımız zaman 3.5 volt ile 5 volt arasında çalıştığını görebiliyoruz. Çalışma akımının 0,3 mA olduğunu söylüyor. Seri bir şekilde dijital seri data çekilebildiğini söylüyor. DHT11'in çalışma sıcaklık derecesi santigrat cinsinden. Çalışma aralığı arkadaşlar 0 santigrat derece ile artı 50 derece arasında çalışmaktadır. DHT11 ile ölçümler yapacaksanız 0 santigrat derece ile 50 santigrat derece arasındaki ortamları, sıcaklıkları ölçmeniz gerekir. Bunun dışındaki sıcaklıkları ölçmeye çalıştığınız zaman doğru değerler döndürmez. Yine DHT11 %20 ve %90 oranında nem aralıklarını ölçebilir. Havadaki nemin %20'nin altında olmaması gerekiyor. Yine havadaki nemin %90'ın üzerinde olmaması gerekiyor. Eğer ki size birazcık daha özellikli bir sensör lazımsa işte o zaman da DHT22'ye başvurmamız gerekir. DHT11 mi DHT22 mi sorusu aklınıza gelmişse teknik özelliklerine mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. DHT22'ye baktığımız zaman 3.5 volt ile 5.5 volt arasında çalışabildiğini görüyoruz. 0,3 mA'lik akım çekiyormuş. Sıcaklık aralığı, ölçüm sıcaklık aralığı santigrat derece cinsinden -40 santigrat derece ile artı 80 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları, ısıları ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Havadaki nem oranında %0 ile %100 neme kadar ölçümler yapabiliyor. Aslında DHT22, DHT11'in bir tık daha geliştirilmiş hali, teknik özellik olarak birazcık daha üstün halidir diyebiliriz. Eğer ki sıcaklık aralığının ve nem aralığının yüksek olduğu, aradaki farkın yüksek olduğu durumlarda ölçümler yapacaksanız DHT22'yi tavsiye ederim. Ama 0 ile 50 derece, %20 ile %90 nem ölçecekseniz, havadaki nemi ölçecekseniz DHT11 işinizi çok rahatlıkla görecektir. Şimdi sizlerle bilgisayarımıza geçelim. Hem DHT11'in hem de DHT22'nin kullanımını kavrayalım. DHT11'i kullanmak için daha önceden yazılmış kütüphanesini Arduino'nun içerisine eklemem gerekiyor. Ben sizlerle DHT11 kütüphanesini paylaşacağım. En son hali, en güncel hali bu. Eğer ki donanımları kullanırken kütüphane yüklüyorsanız arkadaşlar bazı donanımlarda bazı kütüphaneler çalışmayabilir. O yüzden kütüphaneler dersinde bahsetmiştim. Bir donanımın birden fazla kütüphanesi bulunabilir. Üreticisine göre bunlar farklılık gösterebilir diye bahsetmiştim. Sizin elinizdeki sensörle indirmiş olduğunuz kütüphane uyuşmayabilir, farklılıklar gösterebilir. Bir sensör çalışmıyorsa, düzgün değerler göstermiyorsa farklı kütüphaneler indirerek onu çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Bu sadece sensörler için değil. Arduino ile birlikte hangi donanımı kullanırsanız kullanın. Eğer ki bir anormallik varsa, yani bağlantıları doğru yapmanıza rağmen, donanımınızın sağlam olduğundan emin olmanıza rağmen eğer ki bir anormallik varsa, düzgün çalışmıyorsa bu kütüphaneden kaynaklanıyor olabilir. O yüzden ben şu anda benim elimdeki bu kullanmış olduğum sensöre uygun kütüphaneyi yükleyeceğim. Sizlerle de yine bu kütüphaneyi paylaşacağım. Kütüphanenin iki farklı yükleme yöntemi vardı. Birinci yöntemi zipli dosya şeklinde yükleme. İkinci yöntemi ise dosyadan çıkarttıktan sonra Arduino IDE programımızın sağ tık yapıp dosya konumunda aç diyorduk. Açtıktan sonra buradaki libraries klasörünün içerisine kütüphanemizi sürükleyip bıraktık. Ben daha önceden buraya bıraktığım için hedef dosya zaten var diyor. Sizde yoksa buraya bu dosyanız eklenmiş olması gerekecektir. Kütüphaneyi yükledikten sonra artık kodlamaya başlayabiliriz. İlk yapacağımız işlem taslak menüsüne gelip Library ekleden biraz önce eklemiş olduğumuz DHT11 kütüphanesini projemizin içerisine dahil etmek. DHT11 kütüphanesini projemizin içerisine dahil ettim. Daha sonra integer ile pin tanımlaması yapabiliriz. İsterseniz integer ile yapın, isterseniz define ile, fark etmiyor. Ama ben integer ile tanımlamasını yapacağım. Integer ile DHT pin 2 numaralı pinimin giriş olacağını söyledim. Daha sonra DHT11 dediğimiz zaman bize kütüphaneden dolayı bunun renginin değiştiğini, kodun renginin değiştiğini gördünüz. DHT11 diyoruz. DHT sensörden gelen veriler, yani sensörden veri çekeceğimizi DHT sensör adında bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi seri haberleşmemizi başlatalım. Artık verilerimizi void loop'un içerisinde çekmeye başlayabiliriz. CHK isminde bir değişkenin içerisine sensörden çektiğimiz verileri integer veri tipi olarak attık arkadaşlar. Şu anda aslında biz dijital olarak verimizi çekmeye başladık. Bunu da CHK isminde, kısaltılmış CHK ismindeki değişkenin içerisine attık. Şimdi artık nem ve sıcaklığımızı çekebiliriz. burada yazdırırken arkadaşlar bizim çekmiş olduğumuz değerleri float cinsinden çekeceğimizi söylememiz lazım. Çünkü okuduğumuz değerlerin noktadan sonraki kısmında olacağını söylüyoruz. Buraya float diyorum. Değerleri çekeceğimiz değerleri float olarak çekeceğimizi söylüyorum. Şimdi burada geldik, dedik ki serial print yazdıralım. Bunu float cinsinden yazdıracağımızı söyledik. DHT sensörden nemi oku. Yani zaten biz DHT sensörü çekmiştik. DHT sensörü başlatmıştık. CHK diyerek yani DHT pinden veri okuyacağımızı söylemiştik. Sensörü kontrol ettik. Sensörden veri çekilip çekilmeyeceğini kontrol ettik. Evet, çekiyorsa CHK'nın içerisine at dedik. CHK'ye göndermiş olduk. Çektikten sonra daha sonra biz DHT sensör humidity diyerek nemi bu satırda yazdıracağımızı söyledik. Burada 2 rakamını kullanmamızdaki sebep noktadan sonra atıyorum 30 derece 22, 30,35, 30,48. Eğer ki 1 deseydik 30,1, 27,2 tek rakam söyleyecekti. Yani virgülden sonra tek rakam döndürecekti. 2 diyerek virgülden sonra da 2 rakam dönmesi gerektiğini söyledik. Nemi bu şekilde çekip okutabiliyoruz arkadaşlar. Hemen santigrat dereceden sıcaklığı da artık çekebiliriz. Sıcaklığı okumak için ise DHT nokta sensörden sonra temperature diyerek yani sıcaklık diyerek sıcaklığı okuyacağımızı söyledik arkadaşlar. Hemen şuraya geliyorum. Tek satırda yazalım bunları. Evet, kaydedip gönderelim. Bakalım hem nemimizi hem sıcaklığımızı önce bir bakalım. Kodlarımızı gönderdik. Seri haberleşmemi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi şu an nem 35, sıcaklık 29 olarak gösterdi. Şu anda nemi ve ısıyı yazdırdık arkadaşlar. Bir de DHT11 ve 22'lerle birlikte çiğ oluşma noktası diye bir kod var. Dew point diye geçiyor. Bunu da yazdırabiliyoruz. Sıcaklık ve nemin dengesine bakarak çığ oluşma noktası, donma noktasını belirliyor. Burada da diyeceğimiz DHT nokta sensörden sonra dew point komutunu kullanmak. Artık 1 saniye aralıklarla da bu değerleri çekelim. Şimdi kodlarımızı derleyip Arduino'muza gönderiyorum. Evet, nem 35, sıcaklık 29, çığ oluşma noktası 12 derece olarak gösteriyor. Şimdi bakalım sensörümüzü ısıtayım birazcık. Ölçümlerde bir değişiklik olacak mı? Sensörüme biraz sıcaklık verdim. Hemen ısısı ve nemi değişti. Gördüğünüz gibi hemen ısısı arttı. Evet, birazcık böyle nemini ve sıcaklığını düşüreceğim. Üzerine sprey sıkıyorum. Bakalım değişiklik olacak mı? Seri ekrandan takip ettiğimize göre gördüğünüz gibi ortamın nemini, ısısını ve ortamdaki nem ve sıcaklığa bağlı olarak da çığ oluşma noktasını hesaplayıp bize gösterebiliyor. Zaten kütüphane çalıştırıldığı için hesaplamaları kendi içerisinde, dönüşümü kendi içerisinde yapabiliyor. DHT11'in Arduino'ya bağlantı şekli bu şekildeydi arkadaşlar. Artık verilerimizi bu şekilde çekebildiğimizi gördük. Nem ve ısı miktarını %20 ile %80, %90 arasında ölçebiliyordu. Sıcaklığı ise 0 ile 50 derece arasında ölçebiliyordu. Şimdi DHT22'mizi bağlayalım. Onundan çalışma mantığını kavrayalım. Evet, DHT11'imi çıkartıyorum. Yerine DHT22'mi takacağım. DHT22'min bacak bağlantıları 11'den birazcık farklı. Buna göre tekrar bağlantılarımı yeniden revize ediyorum. En baştaki bacağım, bendeki şu anda sahip olduğum bu DHT22'nin en baştaki bacağı artı ucu, orta bacağı data ucu, en sağdaki bacak ise eksi ucu. Buna göre bağlantılarımı yapıyorum. Şimdi Arduino'mu çalıştırıyorum. DHT22'min kodlamasını yapacağım. DHT22'nin de kütüphanesi var. Yine kütüphane demişken hatırlatmak istiyorum. DHT11'in, DHT22'nin yani Arduino ile kullanabileceğiniz donanımların birden fazla kütüphanesi bulunabilir. Üreticisinin kendisine göre yeniden dizayn ettiği, değiştirdiği, geliştiricisinin kendisine göre yeniden geliştirdiği kütüphaneler bulunabilir. Bende çalışan DHT22 kütüphanesi sizde çalışmayabilir. O yüzden farklı kütüphaneleri indirerek denemeniz gerekebilir. Doğru sonuçlar alamazsanız, ama bendeki gibi ise sizin elinizdeki DHT22 de bendeki modelle aynıysa, bendeki üreticiyle aynıysa muhtemelen benim size vereceğim kütüphane, sizlerle paylaşacağım kütüphane çalışacaktır. Şimdi DHT22'min kütüphanesini Arduino'nun içerisine ekledim. Sizler de ben size verdikten sonra bu kütüphaneyi Arduino'nuzun Libraries klasörünün içerisine eklemeyi unutmayın. Hemen kütüphanemi buradan çağırıyorum. Taslaklara gelip DHT-H kütüphanemi çağıracağım arkadaşlar. Bu DHT-H kütüphanem benim DHT22'nin kütüphanesi. Define'la pin tanımlamasını yaptım. 2 numaralı pinimin giriş pini olacağını söyledim. Voice tab'ın içerisinde seri haberleşmemi başlatıyorum. Integer read data ile bir değişken daha tanımladım. 22'den yani DHT22'den okuduğum verileri onun içerisine attım. Daha sonra float diyorum. Çünkü ikili değer istiyorum. Isi diye yeniden bir değişken tanımlıyorum. Bunu da DHT ile okuyacağım. Bildiğiniz gibi sıcaklık için temperature kelimesini kullanıyordum. DHT22'den read 22 diyerek okuyacağımı söyledim. Yani sensörümden veri çekeceğimi söyledim. Isı ve nem şeklinde float'ta 2 tane değişken tanımladım. Artık bunları istediğim her yerde kullanabilirim. Hem ısıyı hem nemi. Bir seri ekranda şu anda okuma yaptığımız için seri haberleşmemi başlatıyorum. Ve seri haberleşmeyle de seri ekranıma yazdırıyorum. Evet, kütüphanemiz olduğu için çağıracağımız kodlar bu kadardı arkadaşlar. Seri ekranımıza yazdırdık. Hem sıcaklığı hem nemi şimdi seri ekranımızdan takip edelim. Seri haberleşmemi başlattım. Gördüğünüz gibi sıcaklık ve nem değerlerimizi artık ekranımıza çekebiliyoruz. Seri ekrandan takip edebiliyoruz. Şimdi hafiften böyle birazcık böyle parmağımı yaklaştırarak hem ısıtıp hem nemlendirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen nem oranı birden değişti. Sıcaklık da yavaş yavaş artmaya başladı. DHT22'ler DHT11'e göre daha hassas ölçümler yapabiliyor. Biraz önce DHT11'de virgülden sonraki kısımda belki dikkatinizi çekmiştir. Küsuratlı kısımları tam çekemiyorduk. Küsuratlı sayıları tam alamıyorduk. Ama DHT22 ile küsuratlı sayıları yani virgülden sonraki sayılarda daha detaylı, daha hassas alabiliyoruz. DHT22'de gördüğünüz gibi çok zor olmayan, çok az bir kodla hemen sıcaklık ve nem değerlerini çekebileceğimiz pratik bir sensör. Tabii ki yine parantez içerisinde söylüyorum. DHT11 ve 22'den bu kadar hızlı ve pratik bir şekilde veri çekebilmemizi sağlayan kütüphanedir. Kütüphanenin içerisinde detaylı bir şekilde sensörden gelecek veriler, hesaplamalar yapılarak düzenlendikten sonra biz bunu void loop'un içerisinde 1-2-3 satır içerisinde çözebilmiş oluyoruz. Kütüphane vurgusunu neden yapıyorum? LM35, PTC ve NTC'lerde kütüphane kullanmadığımız için hatırlıyorsanız biz okuduğumuz analog değerleri çarparken bir takım formüller kullanıyorduk. Şu anda zihnimizde zaten tutmamız çok zor ama kütüphaneler videomda da söylediğim gibi bizim Arduino ile yapabileceğimiz birçok karmaşık işlemi kendi içerisinde daha önceden yaptığı için işimizi bir hayli kolaylaştıran unsurlardır, yapılardır Arduino içerisinde. Evet, gördüğünüz gibi ister DHT11 olsun, isterseniz DHT22 olsun. Sıcaklık ve nemle ilgili bir şeyler yapıyorsanız, ortamın sıcaklığının nemini ölçeceğiniz bir proje yapıyorsanız, aynı anda hem sıcaklığın hem nemin ihtiyacı olduğu projeler yapıyorsanız DHT11 ve DHT22'yi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bugün sizlerle Arduino ile birlikte kullanabileceğimiz DHT11 ve DHT22 ısı ve nem sensörlerinin bağlantılarını, kodlarını, kütüphanelerini nasıl ekleyebileceğimizi ve çalışma mantığını kavramış olduk. Sizler de DHT11 ve 22 ile ilgili merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlardaki örneklere de kanalımızda yer vermiş olalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.